Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye Haziran'da enerjiye 8 milyar dolar ödedi. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası Haziran ayında bir önceki yıla göre %124 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına göre Haziran'da Türkiye 8.82 milyar dolar enerji ithal etti. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 3.3 milyar dolar düzeyindeydi. Yılın ilk 6 ayında ise enerji ithalatının faturası %155 artışla 47.8 milyar dolara ulaştı. Değerli dinleyiciler, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında 3.750 lira olan spot elektrik tavan fiyatı 1 Ağustos'tan itibaren 4.000 liraya yükseltildi. Akkuyu HGS'nin finansmanı tamamlanıyor. Rusya, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'nun %75'ini tamamlayacak olan 15 milyar doları önümüzdeki hafta tamamlıyor. Böylece Rosatom, 2 yıl sonraki ödemelerin bile ücretini şimdiden göndermiş olacak. Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların projenin finansmanını zorlaştırabileceğinden endişe ediliyordu. Elektrik dönüşümü kaçınılmaz, ayak uydurmak gerekli. Tüm iş kollarında elektrifikasyonun arttığını işaret eden Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şirketin bu alandaki çalışmalarını anlattı, dinliyoruz. Ticari taraftan baktığınız zaman maliyetler önemli ama bu bahsettiğimiz dönüşümde elektrifikasyon önem kazanacak. Taşıt filolarında şu anda hani çok büyük bir hızlı bir gelişim yok ama ben onun da olmasını bekliyorum. Hani biraz önce bahsettiğim gibi Shell de bu konuda hani elektrikli araç şarjı konusunda çok aktif dünyada. Şu anda kendi operasyonunu yaptı. 90 bin roaming üzerinden de sunduğu yüz binlerce şarj noktası var. Artık gelecek bu. Yani bizim gibi şirketlerin de tabii bu elektrifikasyonu karşılayacak şekilde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine de yatırım yapması gerekiyor. Shell yapıyor biraz. Offshore wind, güneş gibi farklı alanlarda, dünyanın farklı coğrafyalarında elektrik ticaretimizi hızla büyütüyoruz. 2050 için 680 bin terawatt saat gibi bir hedef var. Şu anda yarısına yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla bütün sektörlerde de bunu göreceğimizden eminim ben. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şirketin dünyada yaşanan bu dönüşüme ayak uydurmak için elektrik üretimini ve ticaretini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirtti. Yektem ödemesi Mayıs'ta %124 arttı. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu Mayıs ayı elektrik piyasası raporunu paylaştı. Buna göre 2022 yılının Mayıs ayında yektem üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %22 artarken yektem ödeme tutarı %124 arttı. Yılın ilk 5 ayında ise yektem ortalama fiyatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %87 artarak 1.335.051 TL megawatt saat oldu. Değerli dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına göre Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye'de trafiğe kayıtlı 13.9 milyon adet otomobilin %0.9'unu elektrikli veya hibrit araçlar oluşturuyor. Mesken ve tarımlı SKTT miktarı 100 milyon kilowatt saate çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK 1 Ağustos 2022'den itibaren son kaynak tedarik tarifesi miktarını mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için 100 milyon kilowatt saat yıl olarak belirledi. Bu rakam mesken tüketici grubunda 50 milyon, tarımsal sulamada ise 7 milyon kilowatt saat olarak uygulanıyordu. Nişantaşı Üniversitesi elektrik hocası alacak. Nişantaşı Üniversitesi elektrik uzmanı bir kişiyi öğretim görevlisi olarak alacak. Adayların başvuru dosyalarını en geç 11 Ağustos 2022 günü mesai sonuna kadar üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na elden veya postayla ulaştırmaları gerekiyor. Manisa Gördes'te 9 megawattlı GES kurulacak. Hasan Akgüs Seramik Anonim Şirketi Manisa'nın Gördes ilçesinde 9 megawatt kapasiteli güneş enerji santrali kuracak. Toplam 132 bin metrekarelik alanda kurulması ve işletilmesi planlanan santral projesi için 125 milyon TL'ye yatırım yapılması öngörülüyor. Akhisar Rüzgar Santrali'nin kapasitesi artırılacak. Karesi Enerji, Manisa'da işletmekte olduğu Akhisar Rüzgar Enerji Santrali'nin kapasitesini artıracak. 93.4 milyon TL değerindeki proje kapsamında 22 türbinden oluşan santrale 7 megawattlık bir türbin daha ilave edilecek. Kapasite 62 megawata çıkarılacak.
Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin nihayet üretimi 2022 yılının Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %7.6 artışla 6.4 milyon ton olarak gerçekleşti. Almanya son tüketiciye ek gaz vergisini hazırlanıyor. Almanya, doğalgaz tedarikçilerine yardımcı olmak için tüketicilere 1 Ekim'de doğalgaz vergisini yürürlüğe koymayı planlıyor. Ek verginin kilovat saat başına 1,5 ila 5 euro sent arasında olacağı belirtiliyor. Yunanistan ve Suudi Arabistan elektrik şebekelerini birleştirecek. Suudi Arabistan yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektriği ve hidrojeni Avrupa'ya taşımak için Yunanistan'la işbirliği yapacak. Maliyeti 2.6 milyar euro olacağı açıklanan bu projeyle konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının Yunanistan ve buradan Avrupa ülkelerine ulaştırılması öngörülüyor. Shell ikinci çeyrekte rekor kâr elde etti. İngiliz petrol şirketi Shell, 2022 yılının ikinci çeyreğinde artan akaryakıt fiyatlarının ve güçlü talebin etkisiyle kârını bir önceki yıla göre %52 artırdı, 11.47 milyar dolara çıkardı. Şirket bir önceki çeyrekte 9.13 milyar dolar, geçen yılın aynı döneminde de 5.5 milyar dolar net kâr elde etmişti. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol küresel ekonomide yavaşlama endişelerine rağmen arz sıkıntılarıyla yükseliyor. Piyasada gelecek hafta yapılacak OPEC toplantısı bekleniyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar düzeyinden işlem görüyor. Batı Teksas tipi WTI ise yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 30 Temmuz 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2537.97 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 20-21 dilimi için 3750 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 07-08 dilimi için 1749.98 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.